Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 86. sayfa mektubat. Üçüncü mesele, hikmet ve akıl ile halledilmeyen bir meseleyi mühimme. Yani fenlerle düşünerek, vahiy olmadan halledilemeyen, halledilmesi mümkün olmayan bu şu andaki bu mesele. Küllü şeyün küllü yevmin huve fi şen faalun lima yurid. Sual, bunun açılımı. Kainattaki mütemadiyen şu hayretengiz faaliyetin sırrı ve hikmeti nedir? Yani niçin bu gelenler gidiyor, sabit değil, devamlı değişken? Hatta insanın alemi devamlı değişiyor. Devam değişiyor, bir halde bir hale durmuyor. Bir 10 dakika önce iyiydin, şimdi havan bozuldu, fiyakan düştü. Bazen yükseliyor, bazen aşağılıyor. Yani alem devamlı değişiyor. Devam ediyor Soğan. Neden şu durmayanlar durmuyorlar? Daima dönüp tazeleniyorlar. Ne garip ya. Bu mektubat 86'da benimsini bulabilir misin? O şeyde. Alette. Yok abi. Yok mu? Tamam. El cevap, şu hikmetin izahı 1000 sayfa ister. Soruyu anladık mı da okuyayım. Kainattaki mütemadiyen şu hayretengiz faaliyetin sırrı ve hikmeti nedir? Yani kainatta bu sırf dünya değil. Allah'ın dışında her şey değişiyor. Mesela şu gördüğün şeyler var ya, şu sen, şu ev, halı, kitap, sen, ben, beni gördüğün gibi. Şu lambanın, lamba, ampul saniyede 60 defa yanar söner. Ama gözün görme kabiliyetinden daha hızlı olduğu için biz devamlı yanıyor zannediyoruz. Bu kainat da böyle. Var olup yok oluyor. Yok olup var oluyor. İlimden kudrete, kudretten ilime. Bir tanesi dedik, abi niye anlamıyoruz? Sen de öyle olduğun için. Yani bu olsa, sen olmasa anlardım belki. Ama sen de beraber olduğun için anlamıyorsun. Kainattaki şu mütemadiyen neden şu durmayanlar durmuyorlar? Daima dönüp tazeleniyorlar. İşte felsefe bununla çok uğraşmış. Çok ama. El cevap, şu hikmetin izahı 1000 sayfa ister. Öyleyse izahını bırakıp gayet muhtasar bir icmalini 2 sayfaya sığdıracağız. İşte nasıl ki bir şahıs bir vazife-i fıtriyeyi veyahut bir vazife-i içtimaiyi yapsa ve o vazife için hararetli bir surette çalışsa, elbette ona dikkat eden anlar ki o vazifeyi ona gördüren 2 şeydir. Şimdi bildiğimiz, şahit olduğumuz alemden misal veriyor. Diyor ki bir insan heyecanlı bir iş yapsa, yani kendisine ait bir fıtri bir iş yapsa, ne bileyim yemek yiyor, konuşuyor, üzülüyor, ağlıyor, ne bileyim evini tanzim ediyor, arabayı tamir ediyor, siliyor veya cemiyete ait bir şeyler yapsa, köprü yapsa falan, bir heyecan yapsa, bu insana bu işi yaptıran 2 şey. Birisi vazifeye terettüp eden maslahatlar, semereler, faydelerdir ki ona ille-i gaye denilir. Yani bu şey için yapıyor, bu şey için, bu şey için. Yani sorsan sen bunu niye yapıyorsun? Netice için. Mesela yemek yiyorum, lezzet için, doymak için. İşte konuşuyorum, bir şey anlatmak için. Yol yapıyorum, halı sılıyorum, şunun için diye. Demek ki onun neticesi itibariyle onu hareketlendirmiş. Neticesi itibariyle o hareketlenmiş.
hareketlenmesinin sebebi saatin zemberi var ya, demek ki o şey netice için yapıyor. Dikkat edin, netice için yapıyor. İkincisi, bir muhabbet, bir iştiyak, bir lezzet vardır ki, hararet de o vazifeyi yaptırıyor ki ona dahi ve muktazi tabir edilir. Mesela yemek yemek, iştihadan gelen bir lezzet, bir iştiyaktır ki onu yemeğe sevk eder. Sonra da yemeğin neticesi vücudu beslemektir, hayatı idame etmektir. Yani birincisi neydi? Neticeleri itibariyle, içtimai hayatta yani eserleri gözüküyor. Ama ikinci sebep, insanı o hareketlendiren sebep, iç dinamiklerinin, iç özelliklerinin yapısının gereği olarak yapılıyor. Mesela diyor yemek yemek bir iştihah gibi gözükürken çoğunlukla lezzettir. Anlaşıldı değil mi buraya kadar? Aynen öyle de وَلِلَّهِ الْمَسَلُ الْعَالَى şu kainattaki dehşet dengiz ve hayret numa hadsiz faaliyet iki kısım esma-i ilahiye istinad ederek iki hikmet-i vasıya içindir ki her bir hikmeti de nihayetsizdir. Yani iki türlü esma tecelli ediyor. Bu kainatı evirip deviren sebep esmadan kaynaklanıyor. Esma da iki çeşit, iki kısım esma var. Birincisi, Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sının hat ve hesaba gelmez enva tecelliyatı var. Mahlukatın tenevvülleri, mahlukatın çeşitlilikleri o tecelliyatın tenevvünden ileri geliyor. Yani bu varlık niçin devamlı değişiyor? Arkasına varlık gelmesi lazım. Çünkü esma devamlı tecelli etmek istiyor. Yani güneşi düşünün, ışık vermiyor. Buna ışık denilir, güneş denilir mi? Işık vermiyor. Buna güneş denilmez. Bir kütledir. Yıldızdır yani. Semada bir yıldızdır. Güneş denmesi için ışık vermesi lazım. Işık verdiği için güneş diyoruz. O ismi biz taktık. Güneşin peki ışık vermesi ihtiyacından mıdır? Donanımlarının iktizası mıdır? Hem Murat? Yapısındandır. Veya su ıslatıyor. Suyun ıslatması ihtiyacından mıdır? Yapısının, fıtratının gereği mi? Düşünün ki bir su ıslatmıyor. Su olur mu? Olmaz. Ona su denmez. Peki suyun ıslatması ihtiyacı mı var? Ah ya şu halıyı bir sulasam, ıslatsam ne iyi olurdu? Şahsiyetim değişirdi. Yani o halıyı ıslatmadan ve ıslattıktan sonra yapısı değişiyor mu? Değeri artıyor mu? Yok. Peki ıslatması neredendir? Fıtratı gereğidir. Donanımının gereğidir. Esma-i Hüsna da böyledir. Yaratması ihtiyacından değil, yapısı böyle. Mesela Allah var, Halik değil. Haşa, şeye benzemez. Güneş var, ışığı yok, ısısı yok. Gibi. Esma, nihayetsiz esma var. Nihayetsiz tecelliyatı var. Nihayetsiz tecelliyatı var. Yani bir güldeki esmadaki mertebeyle ta Esma-i Hüsna'ya kadar ne kadar meratip var. Aşta da cemal var. Gülde de cemal var. Levh-i Mahfuz'da da var. Cennette de var. Çocukta da var, ağaçta da var, sığırda da var, gülde de var. Arasında ne kadar, yani ben kargas çizdim yani.
Her mehallı bile ayrı bir esma, değil mi? Demek ki Esma-i Hüsna varlığı iktiza ediyor. Yapısı bu. Ama bugün öğlen dersinde sen yoktun. İnsanın mantık kuruluşu, aklı zaman ve mekana bağımlı olduğu için zaman ve mekana bağımlı olan her şey birbirine bağlıdır. Birbirinden kopuk düşünemezsiniz. Bir şey oynattığınız zaman hepsi oynuyor. Tek tek yoktur. Her şey alttan bağımlıdır. Yani şöyle demek istiyorum. Ada var. Burası kara. Mesela şuradaki adaya ne diyorlar? Kaç tane var ki? Üçünüz de farklı söylüyorsunuz. Kaç tane ada var? Abi, ada yok ki burada. Niye? İleride bir ada var. Orası ada değil abi. Helgoland. Helgoland diyorum. Nordenham. Karşılığa geçiyorsun. Ha, Cuxhaven'deki neydi? Abi, orası... ada. At şey gittik. Neuberg orası abi. Ha, ada. Orası şimdi abi. Ada nedir? Dört tarafı sularla çevrili. Tamam. Ada oldu. Bizden ayrı değil mi? Buradan ayrı. Su. Peki suyu buharlaştırın. Ada olur mu? Alttan beraberler. Burada adadır. Orada ada değil. Arkada ada değil. Burada elma, armut, deniz, dağ, tepe, sır, kadın, erkek, soğuk, sıcak farklı. Ama arkada aynı. Burada şeytan, melek farklı. Arkada aynı. O da mudil esmasına dayanıyor. Eşyanın melekütü tarafı. Mesela şöyle diyeyim. Bir film, doğru iyi bir film, kötü bir film. Burada ahlaksız günah kazanıyorsun. Bunu seyrediyorsun, sevap kazanıyorsun. Kur'an okunuyor, güzel bir şey. Ama arkasına geç 0011, 0011, ikisini de seyret. Bunun yazılımını da seyret. Bunun günah var mıdır? Yok. Yok. Arkası böyle. Eşyanın arkası böyle. Eşyanın arkasına işte geçen kamil ve fazıl insanlar, enfusçiler, mülkteki farklılıkları zenginlik esmanın farklı mertebesinden kaynaklandığını, olduğunu bildiği için zevk ediyor olması lazım. Hatta kafirin yaratılması ve devam etmesi melekler itiraz ediyor veya kan dökecek insan işareteceğiz de. Ben diyor insanoğlundan öyle bir şey takip ediyorum ki onun yaşamasına küfür mani değil diyor. Mülkte bakıyorsun, mülkte adam kesiyor bilmem ne yapıyor. Arka tarafında öyle acayip bir işlev yapıyor ki onu kaldırırsan kainat donar. Şöyle diyeyim. Bir havuz düşünün. Havuz tamam. Bu misali vermiştim bir daha vereyim. Havuz. Kaça kaç olsun? 10'a 10. O havuza yarım metre çok olur. 20 santim 20 santim. Kare bir plastik suda batmayan koyuyoruz. Ama bu plastiğin üzerinde renk var, ışık. Işık, yeşil, mavi, kırmızı her tondan var. 20'ye 20. 10'a 10 kare şeklinde bir havuza hepsini yerleştirelim. Hiç boşluk kalmayacak şekilde zaten o yerleşen plastiklerin de üstü lamba. Burayı söndürelim. Lambalarını yaksak tavana ışık verir değil mi böyle? Yerde gözüken ışık aynı burada aynı olur. Burası çok önemli. Havuzda gözüken, bak havuzu düşünün. Yalçın anlaşılıyor değil mi kardeş? 10'a 10. Onun içerisine 20 santim 20 santim uzunluğunda kare şeklinde bir suya batmaya plastik koyduk. Hepsini yerleştirdik. Boşluk yok. Tam bitleştirdik. Su gözükmüyor. Ve her bir plastiğin 20'ye 20 olan parçanın üzerine farklı bir renk koyduk. Lamba. Lamba. Tamam. Ve hiç donuk yani. Hiç kıpırdamıyor. Tam yapıştırdık. Işık söndürdük. Tavana bakalım. Yerde olanın, hatta ayna koysak üste,
İkiz böyle. Aynaya baktığın zaman sonsuz gözüküyor burası. Oraya yansır değil mi aynısı? Ne olur? İstersen 1000 sene de orada ol, öyle durur. Tamam. Şimdi diyorum ki Yalçın, sen oradan 3 tane al. İbrahim sen de al önündeki parçadan. 2-3 tane sen de al, sen de al, sen de al. Aldık mı böyle? 20-30-40 tane parça aldık oradan. 50 tane parça aldık. Arada boşluk oldu mu? Oldu. Suyu karıştıralım. Birbirine geçer mi o parçalar? Geçer. Yukarıdaki renkler değişir mi böyle? Değişir değil mi? İşte bu alem-i şehadet burası. Bu ara boşlukları, o alınan da ara boşlukları şeytan. Şeytan, ara boşluğu. Varlığın ara boşlukları. Ne yapıyor şeytan? Hareket. Varlığın hareketlenmesine sebebiyet veriyor. Sevmemiz lazım şeytan. Eğer şeytanı kaldırırsan o boşluğu kaldırmış de eşya eşyaya bitişik olur, müsbet müsbete hareket etmez. Ve şekil olmaz, mertebe olmaz. Şeytan Adem'i, Adem alemleri hesabına çalıştığı için Adem demek boşluk demektir. Yani bu hiçlik değil, boşluk. Yani bu cinsten değil, boşluk var. Dolayısıyla o havuzun, havuzdaki parçaların her tonunun, her çeşidinin hepsiyle beraber olup bir şekil manzara oluşturmasına vesile oluyor o boşluk. İşte bu mevcudatın farklı esmasının gözükmesi için böyle bir faal, suyu da çevirmiştik ya alttan. İşte bu esma bu mevcudatın donukluktan çıkarıyor. Yani hareketlendiriyor. Mesela düşün, senin çocukluktan bu yaşa kadar ve ölene kadar simanız değişik olacak. Hangi sima ümit isterdin? Hep daim olsun. Böyle hep değişken mi olsun? Sabit bir tane. Değişken olsun. Tabii ki değişken olsun. Aferin lan. Niye? Değişken olmasa aynı zamanda kimliktir. Moralı bozuk, suratı farklı. Moralı iyi, havası iyi. Suratı da iyi. Namaz kılıyor, surat iyi. Namaz kılmıyor, surat acayip. Yani sima aynı zamanda yaptığın davranışlarını sana gösteriyor. Başka yaşını gösteriyor. Başka ruhunu yansıtıyor. Başka diğerlerinden alameti farka oluyor. Mesela diyorsun kaç yaşındayım falan bak bakalım diyorsun. Acayip bir şey. Yaşadığın şeyler orada nasıl gözüküyor? Bu ne demektir ya? Bu diyorsun 42-43 diyeyim. 36 diyorsun. Vay anasını. Değil mi mesela? Nasıl gösteriyor? Yani oysa 1 senelik hücre yok yüzümüzde. 6 ayda bir hücre değişiyor. İşte bu mevcudatın değişmesi lazım ki esmanın nihayetsiz güzellikte. Mesela ben bebeklikten bu yaşa kadar. Yani bu kadar sima var. Hiçbirisine kanaat etmiyor. Edemem ki. İşte mevcudat. Mevcudatın farklılığı esmanın farklılığından geliyor. Her bir esma hükmünü icra ediyor. Ama her bir esmada da gül, güldeki cemal, arş-ı azamdaki cemal. Hani bu mertebeler burada gözükmesi lazım. Burada gözükebilmesi için burası devamlı değişken oynak olması lazım. Değişmesi lazım. Bunun anlamı şu demek, insan 18 bin alemin hulasası olduğundan, metinim ağır geliyor mu ders? Anlaşılıyor değil mi biraz? Gerçi bak ben tevhid yapacaktım, bu biraz bunlar şey yaptı böyle. Şimdi insan 18 bin alemin hulasası şu, ağaca çekirdek düşün, çekirdek ağaca nasıl? Ağaç hep ondan çıktı. İşte insanın bir ruhunun ruhu var. Ruhunun ruhu, aklının aklı. Varlığının yokluğu. O çekirdek var. Bütün varlık, cennet, arş-ı azam, lef-i mahfuz, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail ondan yaratılmış.
senden yapılmış. Onun için insanın dibi yok. İnsanlığı, senin insanlığının dibi yok. Hani bir ders var. Kendini, kendinle tanı. Kendine şahit ol. Neyle tanıyacaksın? Dünyadaki malzemeleri kullan, bu dersleri, sohbetleri kullan. Dinle böyle. Hakikaten ya. Ben de eskiden öyle düşünüyordum. Ya Rabbi, leşsekimiz yok. Şey diyor. Nasıldı o? İmam-ı Gazali'ye bunu söylettirmiş. Bak çok acayip bir. Ben, meğer İmam-ı Gazali de bunu demiş ya. Ha? Yo yo. Ne dedin? Yo. Leysel fil imkan ebdevmi makan. Leysel fil imkan ebdevmi makan. Yani imkanda olan var ya, yaratılan. En iyisidir. Bundan daha iyisi yok diyor. Nasıl yok? Allah'ın kudretini nihayetlendiriyor gibi anlıyordun. 13. Reşa. İnsandan daha iyisi insan olamaz mıydı? Tamam. İnsan Allah daha insan, bu insandan daha acayip yapamıyor. Diyebilmen için bunu insana nihayet vermen lazım. İnsanı bir yerde bitireceksin. Boşluğa geldin, uçuruma. Ha, oradan oraya niye köprü yok? Ama köprü olduktan sonra köprüden yürürken der misin ki köprü niye yok? Zaten ha, insanın nihayeti yok ki nihayetsizden sonra daha bir şey isteyesin. İnsanın dibi yok yani. Dibi yok, dibi. Selahattin abi. Dibi yok. Abim senin ismin neydi? Mustafa amca. Mustafa amca canım benim. Nereliydin sen? Kayseri. Kayseri maşallah. İnsanın dibi yok. Hani şuraya bir bırakıyorsun. Ondan sonra buralar niye boşluk yani? Allah ile insan arasında, insan Allah'ın mabeninde diyor şey yok diyor. Bir berzah, hiçbir şey yok. O kadar acayip. Direkt Esma'ya bağlı. Esma'nın hakikati. Buradan bir gir, Esma'dan çıkarsın. Esma'dan gir, sıfattan çıkarsın. Yok gibi yani. Sudan bir, buzdan bir gir, sudan girersin. H2O, enerji, esir, maddeye to gidersin. Dibi yok ki bu suyun. Eşyanın da öyle işte. Leyse kemisti, leysel fil imkan ebdemi makan. Yani bundan daha güzel yapamaz mıydı? Güzel diyebilmen için buna nihayet ver. Yani buz, su, H2O, enerji, esir, madde hayat, aynı hayat, akılcı verir, ruh çevirir, esma, sıfat, dibi yok ki. Bundan, onu diyemezsin işte. Bir nihayet var, ondan sonra de ki daha güzel olabilir. Burası için. Yok yani. Abi, bizim şeyimizden diyoruz ya mesela, atom, Allah'ın esmasının en son... Evet, en kesif tecellisi, evet. Şimdi şöyle bir soru geldi aklıma. Ondan daha da kesif bir şey... Olmaz. Niçin olmaz? Keskin viraj alıyorsun. Allah canibinden. Tamam, Allah canibinden bakacağız. Şimdi mesela yol bitti ama orada tabela var. Viraj var ama görmüyoruz. Ama viraj var. Devam et. Şimdi atoma geliyorsun, en kesif esmanın tecellisi. Daha şey yok mu diye bir bakıyorsun, atom altına indik. Kayda geriye döndük, viraj aldık. Atom da bitseydi, şimdi cehennemde öyle olmuş zaten. Dini ortadan kaldırmak için bütün dünya toplanmış. Hakikaten atom altı, atomun arkasında bir yapılanma varsa, bir cennet, cehennem, tanrı varsa o zaman gözükmesi lazım. Biz vallahi atomu parçaladık, atomun altına indik. Öyle bir şey yok. Atomun altı sıfır denmesi için yaptılar. Bir baktılar ki atom altı, atom üstünden... Daha karmaşık, daha garip. Hatta en dinsiz adam vermiş İngiliz. Higgs atomu demiş. Higgs bozonu. Higgs bozonu. Bozonu mu? Bozon mu diyor? Bozon. Yani tanrı parçacığı. Yani bu kadar karmaşıklığı içinde, kimyacı olduğu için biliyorum. Karmaşıklığı içinde, ya bu sistem nasıl olur? Bir Allah'a vermiyor, o zaman içinde bir tanrı var. Bu kadar farklılıklar içinde bunların bir bütün mükemmel olmaları içinde bir tanrı olması lazım. Tanrı parçacığı. Ama tanrı oraya şey yaptı, haşa hulul etti diyor. Yani tanrı oraya girdi. Onun içinde ama şudur diyemiyor. Mutlaka içerisinde bir tanesi. Tanrı
Çünkü onu demek zorunda kaldı dinsiz ve iman etmiş. O İngiliz fizikçisi iman etti. Okuduğum için söylüyorum. Yani viraj aldığın zaman atomdan altın altına iniyoruz. Ondan sonra hayda bir serüven başlıyor arkaya doğru devam etmeye. Hayda bitmiyor. Biz demek ki dünyaya geldik virajın en sonu. Onun için ölüm yok. Beden değiştirme, boyut değiştirme var. Halk arasında ölüm diyoruz. Esselatu esselamu aleyk. Aleyke ya Resulallah. Falanca öldü. Boyut değiştirdi. Nasıl diyecek köylü vatandaşa? Elbise değiştirdi. Yani atom libasından çıkıyor, esir libasına giyiyor. Glafilatif. Bedeni misalesini giyer diyor. Çıplak olmaz diyor. Yani viraj alıyor. Nerede ne aldınsa bırakıyor. Çekip gidiyor işte. Buradan ne aldın? Atom bırakıyor. Lef-i mahfi ispatta ne aldın? Esir. Esiri bırakıyor. Daire hayatta ne aldı? Hayatın daire malzemesini aldı. Aynı hayattan aynı hayata hakkı aldı. Lef-i mahfuzdan akıl aldı. Arş-ı azamdan ruh aldı. Arştan kalbi aldı. Ondan sonra onu bırak, onu da bırak, onu da bırak. Kabı kalpsene bak, bütün yapılar bitiyor. Cevhere geçiyorsun. Mecula giriyorsun, Fenaymut'ta kimse yok. Yani aldıklarını çıkarıyorsun. Gömlek, atlet falan her şeyi bırakıyorsun. Viraj ya. O zaman bu varlığı, işte insan vahissiz kendisini ve mevcudatı tanımlamaya kalkarsa, işte öyle fiyasko oluyor. Vahissiz bunlar nasıl olacak? Vahiy, yani mesela diyelim ki dünyadaki hareketlerin hangisi niçin doğrudur? Vahiy olmadan, ahiret inancı olmadan doğruluk kavramı da olmaz. O niye doğrudur? Haramdır ya. Günahtır olur mu ya? Ayıptır ya. Diyebilmen için ahiret inancı olması lazım. Yani ahiret inanç dünyaya kavram getiriyor. Eşyanın birbirine karşı iletişimini sağlıyor. Haram kavramı kalktı. Ananla başka kadın eşit olmaz mı? Ne olur o zaman? Haram kavramı kalktı. Kul hakkı, çalma çıkma yok. Çalmıyorsa ahmaktır. Bir insan ahirete inanmıyorsa, çalmıyorsa ahmaktır. Niye hesap yok nasıl? Ne olur o zaman? O zaman çok ahmak var abi. O zaman çok ahmak varsa ahmaktır demek ki. Şimdi düşünebiliyor musun? Yani hesaba inanmayan, kendisini toprak olacağına inanan insan... La dolu olsa bu ne olur? Öyleyse velillahi meselel ala şu kainattaki dehşet engiz ve hayret duma hadsiz faaliyet o kadar cennette de bile devamlı değişken. Devamlı. Yani ampul şu lamba saniyede 60 defa. Biz buralar hep duruyor zannediyorum. Acayip bir şey ya. Tuhaf bir alemdeyiz ya. Burası değil. Başka yer hesabına hareket ediyor. Kendi adına hareket etmiyor dünya. O kadar cemen bir gitti ki adam diyor ki bunu fizikçiler söylüyor. Ben desem yobaz olurdum. Bir diyor atomu misket kadar kabul ederseniz diyor. Bir atomu misket ya. Misket oynuyorduk ya. Oynar mıydın Mustafa sen misket? Ben de oynardım. İyi oynardım. Ben de oynardım böyle. Şimdi misket kadar kabul edin diyor. Misket kadar atom olursa diyor. Elektronu kendisi söylüyor. Elektronu koyun diyor atomu Londra'ya. İlk geçecek elektron İstanbul'da olur. Atom çekirdeği nasıl? Atom çekirdeğini oraya koyun. Elektronun ilk geçeceği yer İstanbul'u. Aradaki mesafe boşluktur diyor. Sonrasını artık nereye? Çin mini elektronun yani. Peki hemen dediğim zaman bizim zekiler var. Çok zeki. Böyle şey yapar. Abi niye aşağı düşmüyoruz dedi. Madem mevcudat, eşya bu kadar ağır boşluk var. Yani bir parça İstanbul'da bir parça Londra'da. Niye düşmüyoruz? Çünkü sen de öylesin de ondan. Sen de öylesin. Sen de bununla böyle yapılmışsın. Her tarafın boş. Boşluk. Dibinde yok.
Bu böyle bir boşluk üzerine, bataklık üzerine bina kurulur mu? Ya kardeşim, burada vazifeni yap, çek git ya, fazla meşgul olma. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ifadesiyle yıkılmaya yüz tutmuş, dağılmış bir köprüden geçerken geçin diyor, hemen geçmeye çalışın. Dönüp arkanıza orayı tamir etmeye çalışmayın. Dünya böyle artık bitmiş. O kadar da hoşuma gidiyor ki olan Bekaya gitmek lazım ya. Yaşlandıkça orayı özlüyorum. Dostlarım çoğusu orada. Hakikaten özlüyorum. Astımı özlüyorum ben. Abi onu ne olarak söylemişti onu acaba? Kim? Peygamberimiz. Yani dünyalık için mi yoksa bak, dünyaya her şeye değeri kadar kıymet verirsen seni içine alamaz, sokamaz. Dünya bu ya, geçittir. Yani mülkle melekut arasında bir köprüdür. Yani bir viraj alıyorsun ya. Atomdan atom altına geçiyor. Yani atom, ben şey zannediyorum. Bütün varlık geliyor, viraj. Dönüm yeri. Atom altına dönüyorsun, atomda. En son geliyorsun atom. Gene atomla arkaya dönüyorsun. Viraj alıyorsun. İşte ölüm denilen şey bu hayattır. Bakın, şu süreç hayattır, geldi. Bu süreç ölümdür. Bu neresi ölümdür? Hayatın tersi işte. Hatta mevt hayatın ta kendisi. Belki de hayattan daha kuvvetlidir. Yuhyi ve yumit. Çünkü iniş bu. Hayatın serüveni. Mevt ise aslına dönüştür. Şuurlanmışsın, bir sürü malzeme almışsın. Ölüm ne kadar güzel bir şey o zaman. Hayattan daha güzel bir hakikattır. Kimse hayatı istemez. Çünkü isteyecek kimse yok. Çocuk yok. Ama geldikten sonra aslını herkes görmek ister. Herkes kendisini görmek ister. Bu değil miyiz? Biz değiliz ki biz. Bu kaporta. Bu ben miyim? Kullanıyorum. Bu da öyle. İnanın bana, bu böyle de değil ha. Tövbe. Ustad diyor ki, ruhla ceset arasındaki ilişki bina ile içindeki insan gibidir. Sen şimdi binaya girdiniz. Bu bina bizim elbisemiz mi? Hane ve yuvamız. Beden diyor, ruhun hanesi ve yuvasıdır. Giydiği libası değil. Geldi, acayip. Şu, evet, devam ediyorum. Esma, iki kısım Esma ile istinad ederek iki hikmet-i vasıya içindir ki her bir hikmeti de nihayetsizdir. Birincisi, Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sının had ve hesaba gelmez enva tecelliyatı var. Allah'ın esmasının nihayetsiz esma var. Bize bu kadar bildirilmiş ama nihayetsiz var. Her esmanın da mertebesi belli değil. Hani çiçekteki cemal, arş-ı azamdaki cemal. Hepsi burada ifade edilmesi lazım. O zaman o kadar hareket lazım. Her esma için böyle düşün. Mahlukatın tenevvülleri, yani mevcudatın farklılıkları o tecelliyatın tenevvüğünden geliyor. Yani mevcudatın değişmeleri ve mevcudatın farklılıkları Esma-i Hüsna'nın meratibinden ve farklılığındandır. Esma kendisini ifade ediyor. O esma ise daimi bir surette tezahür isterler. Yani nakışlarını göstermek isterler. Yani esma kendisini ifade etmek istiyor. Çünkü esma canlı ve ruhludur. Esma'yı biz anlamıyoruz ki. Yani esma deyince ne anlıyoruz? Esma deyince ne anlıyorsun Bülent? İsim. Allah'ın isimleri. Ne daha tam ne ama? Ne yeniyor mu, içiliyor mu falan? Gelir mi, ne yapılır mı? Tecellisi. Tecellisi. Bilmiyoruz. İlk bir şeyde ama içine doğru girdiğin zaman farklılaşıyor. Abi. Efendim, doğru. İlk başta biz de öyle biliyorduk. Hani esma deyince Allah'ın isimleri olarak biliyorduk. Şimdi bu mevcudat diyor. Esmasın ayna. O zaman ayna nedir? Aynaya geçtim. Bu ayna beni gösteriyor. Ama ayna nedir? Ha, esma diyor mevcudat aynasında gözükür. Mevcudat aynaymış. Mevcudat esma değil. Mevcudat aynadır. O aynada esma gözüküyor. Gözükenler esma ama mevcudat nedir? Mevcudat sıfata dayanıyor. Sıfattır. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyet ilmiye sürer, vücud ilimden vücud hariciye verir. Kudreti, şu mevcudat dediğimiz, yani şu, ben dışarı kısacası, şu kaportam serttir, yumuşaktır, ettir falan, bu esmadır. Bu esma.
Bunun melekutiyet tarafı sıfat, kudret. Yani Allah bütün arş-ı azamı, lef-i mahfuzu, cenneti, cehennemi, Cebrail'i, Mikail'i, İsrafil'i, kadını, erkeği, domuzu, yılanı, taşı, toprağı, taşı, dereyi, ağacı, sığırı hep Allah hayatla yaratmış. Hayat malzemesiyle yaratmış. Malzemesi hayat. Taşın malzemesi hayat. Ölüyü diriden çıkartmış. Yani hayattan taş yapmış. İşte çok zor iş bunu. Hayattan hayat yapmak kolay da. Anladın mı? Yani güneş odunun en büyük düşmanı, güneşle odun yapıyor. Bu ağaçlar güneşle yapılmış. Şimdi güneşi alacaksın, odun yapacaksın. Kolay mı? Normal mi? Yaprak yapacaksın, yeşil yaprak. Allah aslında bu dünyayı yapmak, inan, cennette zordur. Çünkü cennet tek boyuttur, cehennem de tek boyut. İyilik, kötülük. Yani iyi, tek boyut, güzellik. Burası hepsi birbirine karma. Mesela ruh yapısı her yerde olma özelliğine sahip. Ama gitmiş buraya nasıl sıkıştırmış? Çok zor. Yani odunun içerisindeki dumanı ve nuru odun yapmak. Yani açıkta olmak daha kolayken odun olmak, orayı sıkıştırmak, oduna dönüştürmek zor işi yapıyor. Odun yapmak zordur. Odun içindeki ısıyı dışarıda bırakmak daha kolaydır. Bu çok zordur. Dünya yapmak inanın ahiretten zordur. Zıtları cem edeceksin, karıştırmayacaksın, sıfırlamayacaksın. Yani burada kaç derece sıcaklığı var? 15. 15 derece sıcaklıkta neler hissediyorsan aynı yerde -15 derece var. Aynı o sen -15 dereceyi hissedeceksin. Sıfır olmaz mı? Kimyacı. +15 ile -15 ne yapar? Sıfır olmadan tut işte burada hadi aynı yerde. Ve iki şeyi ben hissedeyim. İnsan böyle bir şey. İman küfür böyle bir şey. Zor değil mi şimdi? Zor yapıyor. Zoru yapıyor. Allah olduğu için. Yani böyle düşündüğün zaman hakikaten yani bir tuhaf alemde yaşıyoruz ya. Onun için kardeşim vazifeni yap. Adam gibi, delikanlı gibi yaşa. Kabre girince münker mekinler selam çaksın. Hoş geldin kardeşim. Hoş geldin kainatın sultanı. Halife-i arz, ruh-i zemin. Halife-i ruh-i zemin. Hoş geldin hakikat sultanı. Gel. Öyle seni karşılasın. Hoş geldiniz. Ha? Nefis şımarmaz değil mi abi? Nefis mi kaldı? Zaten nefsi bitirmişsin. Boşuna mı diyor hakikatin sultanı diyor. Ne nefis ya? Nefis bedendir ya. Nefis çok mu? Çok büyütüyoruz ha. Nefis de ne bedendir ya. Harama girme bitti ya. Nefsin işini bitirdin ya. Ben o kadar büyük bir şey değil ahım. Çok büyütüyoruz. İnsan bu sefer özgüveni gidiyor. Ya nefsi büyütüyoruz. Şeytan büyütüyoruz. Lan bu serseri ya şeytan. Şeytan senin gibi mahluk ya. Vücudu esirden işte. Aynı düşünüyor da. Geri zekalı, akılsız, zeki, aptaldan şeytan olmaz. O da yer içer, o da ürer. O da reddediyor, Allah reddetti. Kabul etme özelliği var, etmedi. Bir mahluk ya sen. Ama bu bedende, bu meydanda çalışıyorlar. Ya bu binada gavurda var, aşağısı gavur değil. Almanya, duymaz. Şimdi, hey gavura gavur demeyin diyor. Usta münazara Tunç'a. Şimdi bu binada başkası, biz gavur muyuz burada? O var diye. Ha, bu binada gavur da var. Gavur yok mu? Var. Ya nefis gavurdur ya. Allah iman etmemiş. Biz oturuyoruz burada. Odunda duman ve nur olduğu gibi. Bunları bildiğin zaman hoş oluyor, keyif veriyor. Sonra bak onu, aç onu, aç 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 aç. Al kaçırma bunu filmi. Diyen kim? Bu adam. Üfürüyor. Aç 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 aç. Öfürüyor sokula. Aç 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 bak. Sen ne diyorsun? Ben istiyorum. Sen mi istiyorsun? Takkemi anlat. Sen istiyorsun. Başka birisi istiyor da sana çaktırmadan yutturmuş kendisini. Yani ben kendimi şeytan zannedecek kadar ahmaklaştırmış biz. Şeytanın isteğini benim isteğim zannetmiş. Tamam hadi devam edelim. Yani nakışlarının aynelerinde cilve-i cemallerini görmek ve göstermek isterler. Yani kainat kitabını
ve mevcudat mektubatını anen fe anen tazelendirmek isterler. Yani yeniden yeniye manidar yazmak ve her bir mektubu zat-ı mukaddes ve müsemmai akdis ile beraber bütün zişurları nazar mutalasına göstermek ve okutturmak iktiza ederler. Birincisi neydi? Esma hükmünü icra ediyor. İki, zişurlara okutturmak için değiştiriliyor. Üçüncüsü çok acayip olacak da, bu hep ısındırma ha, uçak bak kalkıyor. Şu andaki anlattığım 15-20 dakikalık ders, uçak kalkıyor, irtifa almadı daha. İrtifa alınca düzelecek ders. İrtifaya hazır olun. Öğle namazının sünnetini kılması, farzı mükemmel kılmak içindir. Yani bir futbolcu pat diye eşyasını çıkarıp sahaya gidip top oynamaz. Yarım saat, 20 dakika antrenman yapar, ısınır. Öğle namazı sünneti farzı ısınmaktır. Sonra sahaya inersin. Ondan sonra oynadıktan sonra çıkarken pat diye demez, soğuk duş yapılmaz. Kültür fizik yaparsın, inersin aşağıya. Sonsun. Evet, şimdi şey gideceğiz yani. Son sünnet o. Son sünnettir o. Şimdi Bremen'den kalktık. Türkiye'ye gittik. Edirne'de anons yapılıyor. İnişe doğru geçtik. Herkes bilmem şeyini yapsın. Kemerini kapatsın. Koltukları düzeltsin. Camlarını atsın. Ha, son sünnet demek. Şimdi birincisi neydi? Esma hükmünü icra ediyor. Esmanın çeşitliliğinden ve nihayetsiz mertebesinden eşya çeşitli olmuş ve nihayetsiz mertebesi olmuş. İki, zişura yani insanlara, meleklere, cinlere göstermek için. Mutala yani kendi iç yapısı, dinamiklerini, özel istidat ve kabiliyetlerini inkişaf ettirmek için malzeme olmuş. Göstermek demek o. Yani insan tefekkür ederek kendisini inşa ediyor. Çok önemli bir şey söylüyorum. Bir daha söyleyeyim. İnsan ve diğer melekler de tefekkürle doyarlar. Öyle melekler var ki tefekkürle doyuyor. Şu mevcudatı insan mutala ediyor. Kitap gibi okuyor. Şu anda benim sesimden siz beslendiğiniz gibi. Benim sesimden siz nasıl besleniyorsanız, ben bu şekilden de ben besleniyorum, okuyorum. Ben hem besleniyorum hem besliyorum. Anlatıyorum. Bu mevcudat da böyle kitap gibi okununca besleniyoruz. İşte zişurlara mutalaga. Şimdi üçüncü irtifaya çıktık. Şimdi irtifa, buna hazır olun. Zor yani. İkinci sebep ve hikmet. Nasıl ki mahlukattaki faaliyet bir iştihar, bir iştiyak, bir lezzetten geliyor. Yani mevcudatın faaliyeti bir işten için yapısı iştiha ve iştiyak. Yani bir çekilme ve çekmeden kaynaklanıyor. İnsanı hareketlendiren şey bir çekilme var. Mesela diyelim ki yeni gelen bir arkadaşımız diyelim. Eğer hakikaten fren kası tutmuşsa ertesi gün ya keşke gitsem bir daha. Yani çekilme olur. Tamam mı? Biz de isteriz ki mesela o arkadaş kesin gelse biz de çekeriz. Yani iştiha ve iştiyak. Yani kabiliyeti olmak, o kabiliyeti doyurmak. Ben bu olayı yaşıyorum. Şu anda yaşıyorsun. Yani daha önce de yaşıyorum da bir evet. Böyle gel git olayları yaşanıyor insanda. Yani evet. Çekim var. Aynı böyle. Şu anda yaşıyorsun değil mi? Ya ben aşağı var. Bir yıldır yaşıyorum. Evet ben ya. Bir yıldır gel yaşıyorum. Git işte. Gel git yani. Ben başka bir şeydeyim. Ortam. Ama bir çekim şeyi var. Çekim var. Çekiyor. Gelmek istiyor. Ama bir şey var o tarafa çekiyor. Tekrar söylüyorum. Böyle gel git olay var evet. Gibi bir şey oluyor. Evet. Onu yaşıyorum. Biraz böyle. İştiha ve iştiyak var insanda. Çekme ve çekilme var. Var. Bu insan bu halinden dolayı faaliyet ortaya çıkıyor. Tamam? Bu da bunu da aktif eden lezzettir. Enfusi bir lezzet. Mesela gözün bir lezzeti kulağın lezzetine benzer mi?
gözün, gözle aldığınız lezzet. Allah Allah. Buna diyebilir misin? Bak yine o manzaraya. Kulakla alamazsın. Burunla aldığın lezzet. Kaşınırken aldığın lezzet. Dilinle aldığın lezzet. Otobüste gidiyorsun. Uçak gene bir de içi değil. Otobüste gidiyorsun. Otobüs kalktı. Yarım saat oldu. Bir dahaki mola 2 saat. Kusura bakmayın da. Çok fena sıkıştınız tuvalet. Yalçın gülüyor. İstanbul'dan kalktın Adana'ya gidiyorsun Yalçın. Yarım saat oldu kalktı. Senin için bir de otobandan durmaz. Yok orada bir mola da yok. Çok fena sıkıştın. Tuvalet senin ne için nedir artık? Tek şeydir. Peki gittin bir şey anlatacağım. Gittin tuvalete. Dünyada en lezzetli an tuvalet anıdır neredeyse. Of be. Diyeceksiniz ki ya bu dersin ortasına bunu. Kardeşim en süfli şey gözden hep kaçmış. Allah'ın en büyük nimetlerindendir. Sihatın sebebidir. İştahlı yiyip rahatça tuvalete gidebilmek. Siboplar kapalı olsa bitti. Ya. O kadar büyük nimet ki görmüyoruz. Abi benim tanıdığım birinin çocuğunda öyle şey vardı. Sen dediğin gibi kapalıydı. Çocuk bayağı bir şey. Evet yani bugün birisi aradı da kendisi doktor. Doktor helallik dilemek için aramış. Neredeydi ya? Bir yere denk gelmiş. Bu örneği verdim. Dünyada en büyük nimetlerden bir tanesi gözükmeyen ama rahatça tuvalete gidebilmek adam. Biraz gerçi doktor ama yani bu kadar yani bu tamam da bu ortamda bunu niye zikrediyor? Bugün helallik dilemek için bir kardeşten telefonumu almış. Almaya telefon ediyor. O sistem adamın arıza. İniş takımları yok uçak. Nasıl ineceksin? Demiş ki hakikaten ne acayipmiş. Demek ki Allah o itirazından dolayı onu yaşatacakmış. İşte o şöyle düşünüyor. Hakkını ben İstanbul Türkiye'ye almaya gelmeden önce olmuş. Diyor ki ya bu hocaya böyle dedim ben ya hakkını helal edeyim, ettireyim. İçimden böyle dedim itirazı vari. Ya bu kadar nimetler varken bunu niye zikrediyor? Cenab-ı Hak da işte geçen hafta mı ne? Bunu yaşattırıyor. Bana almaya telefon ediyorlar. Haklarını helal ettiriyor. Ondan da bilmiyorum ne oldu. De ondan hatırladım. Şimdi iştiyak ve iştiha bir lezzetten geliyor. Yani çekme ve çekilme böyle bir istidadın olması yani miden yok. Nereye sokacaksın bunu? Suyu. İstemiyor. Yani çekme ve çekilmeyi hareketlendiren lezzettir. Şimdi şu, bir de Allah'tan lezzet almaya kalktın. Yani bu hale geldin. Yani ipucunu yakaladın. Ne olur bu insan? Allah'a, bu kadın değil, para değil, makam değil, baklava değil. Allah bu, her şeyin kaynağı. Öyle bir hale gelmiş ki çekilmişler. Tak diye miraca gitmişler, bir daha gelmemişler. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne göre diyor ki, Muhyiddin Arabi, Konevi falan. Çıktılar diyor, bedenleri burada. Ama ruhen inemediler alem-i şehadete. Çıkmaktan zordur inmek. En büyük meziyet çıkmak değil inmektir. Çok acayip. Uzay da öyle değil mi hocam? Uzay da öyle. Uzaya çıkma marifeti var inmek. Evet. Şimdi mesela tarikata girersin çok kolay. Birisi kolundan tutar girersin. Ama orada tattığın lezzetleri, halleri hadi bırak da çık hadi. Bir ders de öyledir. Hatta her bir faaliyette katiyen lezzet vardır. Belki her bir faaliyet bir nevi lezzettir. Yani insanın içsel yapısını aktif eden lezzettir. Lezzet denilen şeyle o istidat ve kabiliyetler iştiha ve iştiyakı oluyor. Çekiyor ve çekiliyor. Her bir faaliyet yani istidadımızın, şu anda oturmanız böyle dersi dinlemenizin sebebi şeydir, lezzetten kaynaklanıyor. Lezzetten kaynaklı. Hangi lezzet biliyor musunuz? İstidatlarımızın çekirdek konumundan ağaç konumuna doğru gider gidiş yoluna işte çekirdeğin de lezzeti bir kuvvet çekirdeklikten ağaç olmaya doğru serüveni. Çekirdeğin lezzeti budur. Mesela bir insan bir kabiliyeti var.
diyelim kaynak yapabiliyor. İsmail'den misal vereyim. Kabileti var. Senelerce yapmadı kaynak. Gitti elini alıp kaynak kimse pek yapma. Tırr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 
eylemdir çünkü. Ama istidadı, istidat kendisini yapabildiği için, istidat kendisini dışarı çıkarttığı için bu lezzettir. Yani aslında kabiliyetlerin kendisini ifade etme yapısı var, donanımı var. İçsel yapısı nasıl anlatacağım? Yani su ıslatması suyun lezzetidir. İhtiyacından değil. Yani lezzeti nasıl anlatacağız? Çekirdeğin ağaç olması yapısının gereğidir. Her çekirdek ağaç olmak ister. İçindeki program ağaç olmak ister. Bunun adı lezzettir. Lezzet, içsel yapı. Mesela güneş ışık vermek ister. Ona has bir lezzet var. Abi kemalat diye bir şey geldi aklıma sanki. O başka. O ortaya çıkan netice. Hani lezzetten faaliyet yaptın. Ondan sonra şeydir. Neticesi odur. Oraya giden. Yani mesela diyelim ki kabiliyeti böyle yapabilmek, yaparken lezzet alır yaparken. Ama ortaya çıkan netice kemalattır. Neticedir. Öyle de vacibül vücuda layık bir tarzda ve istinay zatisine ve gınay mutlakına muvafık bir surette ve kemali mutlakına münasip bir şekilde, bir de okuyayım yavaş yavaş. Burayı kaçırmayın. Çünkü şimdiye kadar kullandığımı bunun için okuyorum. Şu anda okumak istediğim. Bak şu anda okuduk ya yarım saat. Hep bunun için okuyoruz. Şu şaşıracaksınız. Öyle de yani netice bu. Vacibül vücuda layık. Allah bu kainatın için yarattı. Şimdiye kadar esmadan bahsettik. Kendimizden bahsettik. Allah bu kainatı evirip devirip niçin yapıyor? El cevap vacibül vücuda layık. Bir tarzda, vacibül vücuda layık bir tarzda ve istinay zatisine, yani Allah hiçbir şeye muhtaç olmamak kaidesi, kuralları koyuyor. Şimdi öyle bir şey anlatacak ki, bunu kaçırırsan yanlış düşüneceksin. Yanlış düşünmemek için bak diyor ki, Allah'ın vacibül vücuda layık bir tarzda, yani olayları Allah canibinden düşünüp, Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmadığı bir yapısı olduğu halde, gınay mutlakına muvafık bir surette, Allah mutlak bir zengin olduğu halde, yani fakir değil ki mala veya zenginliğe muhtaç olsun. Fakir olan zenginliğe muhtaçtır. Allah gani mutlaktır. Mutlak zengindir. İşte gani mutlakına muvafık bir surette, 3. Ve kemali mutlakına münasip bir şekilde. Yani bir şey yaparken çekirdek ağaç olsun diye kemalat olur. Bak dedi. Kemal olur değil mi? Yani o kemalatı kazanmak için hareket edersin. Allah'ta böyle bir faaliyet yapıp kemalat kazanmak yok. Yani kemali mutlakına münasip bir şekilde. 4. Hadsiz bir şefkat-i mukaddesesi var Allah'ın. Onun için kainatı evirip deviriyor. Yani bu 4 yapının üzerine kuracaksınız Allah'ın şefkati. Yani Allah şefkat yapmaya muhtaç değil. Şefkatim gözüksün, takdir etsinler diye ihtiyacı yok. Kendisine has, başka yapısı gereği şefkat etmek istiyor. Şefkat biz bir ihtiyaçtan yaparız. Şefkat yaparız, lezzetten yaparız. Şefkat yaparız, kemalatı için. Yani kendimizi onure ederiz. Gibi şeylerle biz şefkat yaparız. Allah da böyle değil. Onun için bu alt veriden sonra, ifade edemiyorum, şefkat-i mukaddesesi var ki bu kainatı evirip deviriyor. 1. En merkezde. Çık dışarıya.
bu beş tane miydi? Vacibül vücuda layık bir tarzda. Yani düşüneceğin şey Allah canibinden bakacaksın. Beşerin canibinden bakmadan bir. Allah istinai zatisine, yani Allah hiçbir şeye muhtaç değil. Koy malzemeyi. Üç. Gne-i mutlak dedik. Kemali mutlak. Yani bir şey yapıp Allah bir şey varmak istemiyor. Kemalat kazanmasına ihtiyacı yok. Ne yaptı? Vacib vücuda layık. İstina, gına, Allah mutlak zengin. Yani bir şey elde etmek için yapmıyor. Dört tane. Dört tane veriyi kullanarak düşün Allah'a. Allah'ın bunları nazara alarak Allah'ın şefkat-i mukaddesesi var. Bu kainatı yaratıyor. Seni yaratmış. Başka? Çık dışarıya, bir parça da dışarıya çık. Allah'ın bir muhabbet-i mukaddesesi var. Ondan yaratıyor. Üç, Allah'ın bir şefk-i mukaddesesi var. Şefk. Sonra şefk-i mukaddesten gelen ve bir surur-u mukaddesesi var. Dört mü etti? Şefkat-i mukaddese. Muhabbet-i mukaddese. Şefk-i mukaddese. Surur-u mukaddesesi var. Dört. Soğan kabuğu gibi cicikten dışarıya çıkıyoruz. Şefk-i mukaddesesi. Şefk-i mukaddeseden gelen hadsiz bir surur mukaddesesi var dedik. Dört. Ve o surur mukaddesten gelen, tabiri caiz ise, hadsiz bir lezzet mukaddesesi var. Allah'a has, keyfiyetini bilmiyoruz. Yani vacibül vücuda mahsus, layık, istinai zatisine ve gınay mutlakına bir muvafık bir surete, kemali mutlakına layık, bir Allah'ın Allah'a ait bizim bir ihtiyaçtan geliyor. Bir yere varmak için olan lezzet cinsine değil. Allah'ta da bir lezzet-i mukaddesi var. O lezzet-i mukaddesten bize lezzet koymuş. Bizimkisi mahluk. Lezzet mukaddesi var. Etti mi beş? Cicikten bir daha yapıyoruz. Şefkat-ı mukaddese, çık dışarıya. Muhabbet-i mukaddese, çık dışarıya. Şefk-i mukaddese, surur mukaddese var. Aferin lan. Sonra lezzet-i mukaddese var. Ne etti? Altı mı? Beş. Beş mi etti? Niye? Şefkat, muhabbet, şefk, surur, lezzet. Beş. Hem o lezzet-i mukaddesten gelen hadsiz terahumundan mahlukatın faaliyeti kudret içinde ve istidatları kuvveden fiili çıkmasından ve tekemül etmesine neşet eden memnuniyetlerinden ve kemallerinden gelen Zat-ı Rahman-ı Rahim'e ait tabiri caiz ise hadsiz memnuniyet-i mukaddesesi var. Altı. Yani Allah'ın da, hani diyoruz ya, Allah'ın beni memnun ettiğin gibi Allah da seni memnun etsin veya Allah'ını memnun etti. Yani tabirinde aciz olduğumuz Allah'ta da bir memnuniyet-i mukaddesi var. Tamam. Nasıl bir şeyse bilmiyoruz. Faaliyeti bil. Altı mı etti? Ve hadsiz bir iftar mukaddesesi var. Allah mesela diyor ki, bir tanesini söylüyorum. Benimle övünen, ben de onunla övünürüm, iftihar ederim. Beni diyor nerede anarsa kendi başına, ben de onu kendim anarım. Beni bir mecliste birisi anarsa kullarımdan, ben de bütün meleklerimi toplar orada anarım. Allah, sen yeterken Allah'tan alacağın olsun. Aşağıda öyle bir şey yok. Zaten ev veren o. Ama diyelim ki alacağımız olsun. Bir reyon zaten. Bana bir adım gelirsen diyor ayette. Ben size 10 adım gelirim diyor. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın 7 iftihar-ı mukaddesesi var. Ki hadsiz bir surette hadsiz bir faaliyeti iktiza ediyor. Demek ki
Peki bu 7 tane nedir? Kaynak nedir? Kaynak. Nerede? Bu söyledim. Aferin be. Dün akşamki dersten aklım. Maşallah. Tebrik ederim. Şuunat-ı zatiyedendir. Gene Allah'ın zatı değil ha. Bu konuştuklarımız mesela Allah mahiyet-i zatiye. Bunun hakkında ne konuşuluyor, ne biliyor. Yalnız böyle bir şey varmış. Hiçbir haber yok. Mahiyet-i zatiyeden şuunat-ı zatiye çıkıyor. İşte 7 tane yapı bunun içerisinin bir kısmından haber veriyor. Şuunat-ı zatiye tamamı değil bu. Şuunat-ı zatiye, şuunat-ı zatiyenin içerisinde yapıldığı sistemin içinde, sistem diyeyim ne diyeyim başka, orada bir bölüm işte ne nasıl diyeyim bir zuhurat mı bölüm mü katman mı ne dersen bu var. Ne varmış? Ha onun altında sıfat var, onun altında esma var, onun altında Nur-u Muhammed'i var, bitti. Bundan sonra Arş-ı Azam var, Levh-i Mahfuz var, Arş var, Cennet Cehennem var, Daire-i İlim var, Daire-i Hayat var, Levh-i Mahfuz İspat var, Alem-i Şehadet var. Yedi katsamayı da konuşmuyoruz. Kabiri de konuşmuyoruz. Sırat bırat yok. Bu temel yapı içinde hiç yerleri yok zaten. Sıfır. Şimdi gelelim mevzumuza. Mahiyet-i zati hakkında bizim Allah hakkında ne düşünüyorsa hiçbirisi bununla alakası yok yani. İn aşağıya şuunat-ı zatiye. Ha, şuunat-ı zatiye'nin içerisindeki bir yapıdan haber veriyor. Bizdeki karşılığından. Bir, şefkat-ı mukaddese. Çık dışarıya. Muhabbet-i mukaddese. Çık dışarıya. Şefk-i mukaddese. Çık dışarıya. Surur-u mukaddese. Çık dışarıya. Lezzet-i mukaddese. Çık dışarıya. Lezzetten sonra? Memnuniyet. Memnuniyet-i mukaddese. Çık dışarıya. İftihar-ı mukaddesesi olduğundan bu kainatı evirip devirip çeviriyor. İhtiyacından değil. Yani lambanın ışık vermesi, güneşin ışık vermesi, suyun ısıtması gibi, şey ıslatması gibi ihtiyacından değil, donanımlarının iktizası. Onu ortadan kaldırsan, suyun ıslatma üzerine kaldırsan su denilir mi? İşte şuunat-ı zatiyeden bunu alırsan şuunat-ı zatiyeden bir şey kalmaz. İnsandan bunlardan bir tanesini al, bir tanesini çıkaralım. İnsan insanlıktan çıkar. Şefkati çıkar. Muhabbeti çıkar. Hanımı sevemezsin, parayı sevemezsin. İntihar edersin ya. Sevmiyorsun ki kendini. Hiçbir şey sevmiyorsun. Böyle bir şey olur mu ya? Ben düşünemiyorum. Ya Allah Allah ya. Subhanallah diyor. Şefk yok. Surur yok. Memnuniyet yok. İftihar yok. Allah Allah ya. Ha işte bu kainatı hareketlendiren maya bize de konmuş. Eşyaya da konmuş. Çekirdeğe de konmuş. Çekirdeği hareketlendiren evamiri tekviniyedir. Ya? Adetullah. He? Adetullah yani. Adetullah kanunu. Koymuş oraya. Fesubhanallah ya. Bunların hepsi şuunattan geliyor. Şuunattan. Onun için bu kainat irtifa bu. Yani hareketlenmiş. Durmuyor, durmayacak hiç. Ezeli ve ebedi. Yani kıyametten sonra da sana. He? Kıyametten kıyamet sonra... zaten, ondan sonra zaten lahut aleminin evirip devirip çevirilecek. Orası da esas zaten. Burası viraj alma yeri. Viraj almak için biliyorsun araba yavaş gider. Şuradan hızlı hızlı geldin. Virajda ne yapıyorsun? Aynı hızla mı gidiyorsun? Yavaşlıyorsun. Tekrar bir vites değiştirip gidiyorsun. Atom dünya geldi, atom altına geçiyoruz. Atomun arkasına geçiyoruz, virajı aldık. Ondan sonra seyret hızı. Sanki biz şöyle biliyorduk o zaman, kıyamette her şey bitecek gibi artık. Eusa... Hayatta bitecek yani. Zannediyordu. Ayrıca hayatta başlayacak ama hani. Evet işte öyle gibi öyle. Böyle. Ye o çorbayı bilmem ne. Esas orada başlıyor. Fu şeyler, harikalar. Bu neymiş ya burası? Bir hemen hanımefendi dükkana git, eve git ya. Tamam. Mutfak, tuvalet ya, tak iş. Mutfak, tuvalet ya, tak iş. Bum. Doldur, boşalt. Gübre fabrikası. Doldur, boşalt. Gübre fabrikası. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Veya okul. Mutfak, tuvalet, yatak, okul. Bum. Bu dikdörtgenin içine gömün. Bu mu ya? Özlüyorum orayı. Orayı özlüyor. Virajı çabuk almak lazım.
Sağ selamet. Devirmeyin arabaya. Viraja doğru girin. İmansız. Ne girin? Ha? İmansız girmeyelim yani. İmansız girme. İmansız girme. Ne, nasıl girersin gir de imansız girme. İşte şu hikmeti dakikayı felsefe ve fen ve hikmet bilmediği içindir ki bunu felsefe, hikmet bilmediği için bu şunun adı zatiye nereden bilecek? Böyle bir şey olur mu? Aklın kaynağı neresiydi? Lef-i Mahfuz. Peki Lef-i Mahfuz'a Kur'an nerede indi? Yani kaynağı sıfattan. İlim, kelam. Tabii bir şey yaşadığımız için doğru söylüyoruz. Kardeşim, çekirdekten ağaç başladı mı? Son mertebesi böyle. Aklın son mertebesi nereden başlamışsa. Bizim akıl Lef-i Mahfuz. Zaten İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, Lef-i Mahfuz'a da akıl çalışır. Ondan sonra bir tanesi dese ki, büyük zat, Lef-i Mahfuz'u geçtim deyip de hala konuşuyorsa, aklı bir şeyler getiriyorsa, o hala orada değildir. Orada hiçbir şey yok. Akıl bitti. Ha, aklın son mertebesi sıfattadır. Onun için şuunat arkadadır, bilinemez. Akılla bilinemez bunlar. Vahiysiz mümkün değil. Nerede duyacaktım öyle bir şey? İşte şu hikmeti dakikayı felsefe ve fen ve hikmet bilmediği içindir ki yani bu ne işimize yarayacak? Bu kainat hakikaten Allah niçin yaptı? Sorularımıza ne sorarsanız bir sürü soru var bunun hakkında. Yani bu temel bilgiyi bilirsen çok soruya cevap olacak bu. Ama sakın ha o 7 tane yapıyı 4 tanenin üzerinde düşüneceksin. Vacibül vücuda layık bir tarzda. Vacibül vücuda layık bir tarzda. İstinai zatisine, gınai mutlakına muvafık bir surette, kemali mutlakına münasip bir şekilde. Hani düşüneceksin bunu. Vacibül vücuda layık. İstina, gına, kemal. Bu böyle eksik değil bunlar. Yani bir şeyi tamamlamak için faaliyeti geçmezler. Yapıları gereği. Allah niçin yarattı? Halik olduğu için. Niye halik? Allah olduğu için yani. Yani güneş niye ışık veriyor? Güneş olduğu için. Işığı olmasa olmaz mı? O zaman güneş deme. Haliksiz Allah olmadığı gibi ışıksız güneş olmaz. Islatma özelliği olmadan su da denmez. O zaman başka bir şey de. Bu şu, bir de okuyayım, işte şu hikmeti dakikayı felsefe ve fen ve hikmet bilmediği içindir ki, şuursuz tabiatı ve kör tesadüfü ve camit esbabı, şu gayet derecede alimane, hakimane, basırane faaliyete karıştırmışlar, dalalet zulümatına düşüp nuru hakikati bulamamışlar. Kulillahümme sümme zerhum fi gavdihim yel'abun. Allah Allah. Çok ilginç bir ayet. Ben kainatı oyun için yaratmadım sana. He? Ben kainatı oyun için yaratmadım mı? Evet. Bırak diyor yel'abun, oynasınlar diyor. Ben bu ayeti arıyordum. Allah Allah. Kulillahümme sümme zerhum fi gavdihim fi yel'abun. Yani oyun olmak için, oynamak için yaratmadım. Yani olsun diye yaratmadım. Oyun yaratmadım ve bunların dışında olanlar bırak oynasınlar diyor. Ben oyun için yaratmadım ki diyor. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve heb lana min ledünke rahme innek entel vehhab. Allahümme salli ve sellim ala keşifi teslimil kainatike bi'adadi zerratil mevcudati ve ala alihi ve sahbihi. Allah Allah. Allahümme salli ve sellim ala keşifi teslimi kainatike. Kainatın teslimini keşfetmeyi. Bade zerratil mevcudati. Kainatın teslimi, mevcudatın o zerratının da teslimini. Ve ala alihi ve sahbihi madem el
Madem el ardu ve semavat. Sonra diğeri sema ve arzın sırlarını keşif. Madem el ardu ve semavat. Bunu nasıl bileceksin ki yani? Bunu nasıl keşfedeceksin ki onun esrarını, tısımını? Değil mi? Meali istiyor musun? Tamam söyle, bu işte meali bu işte ama oku. Düz oku. Ya, oku. Oku abi. Oku onu. Sen Allah de, sonra da bırak onları, daldıkları batakta oyalana dursunlar. Çamurda oynasınlar. Enam suresi 91. Ben bunu arıyordum. Bir ara kaybettim ben bunu. Abi ben biliyordum bunu. Ben bunu şeyde aradım. 16. mektupta arıyordum. Bu bazıları inat ediyor bir hakikata. Bu ayeti kullandım ama yerini şey yapamıyordum. Tamam. Neydi? Enam'da mıydı? Enam. Ha, baktın ki zarara rızası ile girene. Bırak çamurda oynasın adam, bırak. Ha, sonra ey Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi sapıklığa meylettirme. Yüce katından bize bir rahmet bağışla. Allah. Muhakkak ki veren sensin. Dua edip istediklerimizi bize bağışlayan sensin. Ali İmran suresi 8. ayet. Allah'ın kainatın tılsımını Allah'ın kainatın tılsımını bizlere açan Efendimiz'e ve al ve ashabına yer ve gökler devam ettikçe mevcudatın adedince salat ve selam et. Ya beni çok etkilen bu. Vesselim ala keşif-i tislimi kainat. Yani bu kainatın, zerratın, mevcudatın, sema ve arzın tılsımını açmak. Değil mi? Peygamber aleyhisselam Ali ve sahabi. Evet. Bunu açan Peygamber aleyhisselam aline ve ashabına, ondan sonra selam Allah. Ne kadar bunlar nasıl bilinecekti ya? Ben çok etkileniyorum bu şeylerden. Bu böyle enfusi şey ya. Hani şefkati mukaddese. Muhabbeti değil mi? Allah'ta da varmış ya. Zaten bende olması onda olmasını gösteriyor. Ama onun istinaz zatı sana muvafık bir tarzda. Elhamdülillah. Ne güzel bir Allah ya. Ama bu bildiklerimizin hiçbirisi Allah'ın zatı değil ha. Böyle dersi de nasip ettiği için Allah'a sonsuz şükürler olsun. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.